Romanya Haberi hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Moldova'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Maia Sandu kazandı. %55 oy aldı. Oyların %55'ini aldı. Rakibi ise %45'ini almış oldu. Fakat ülke içerisinde rakibi Alexander Stoyanoglu, eski başsavcı, hatta onu görevden Maia Sandu almıştı. 30 bin fark attı. Fakat yurt dışından gelen, diasporadan gelen oylarla Maia Sandu rakibine karşı 180 bin fark atmış oldu ve sonuçta toplamdaki oy sayısına göre Maia Sandu seçimleri kazanmış oldu ve burada diaspora oylarının önemi bir kez daha ortaya çıktı ve hatta diasporada 182 gibi bir oy çıktı Maia Sandu'ya. Zaten diasporadaki, yani yurt dışındaki gurbetçi Romenler genellikle Avrupa Birliği ülkelerinde hayatlarını sürdürüyorlar ve şöyle söyleyeyim, ülkenin 1/3'üne yakını yurt dışında yaşıyor, gurbetçisi çok. Benzer bir oy Basescu'nun seçiminde seçildiği zamanda da olmuştu ve Basescu galiba 2009 yılındaki seçimleri böyle oy gene diaspora farkıyla kazanmıştı. Diasporadaki, yurt dışındaki gurbetçi oyları her zaman Avrupa'da yaşadıkları için Avrupa Birliği'nden yana olan adayları tercih ediyorlar. Hep böyle gerçekleşti şimdiye kadar. Nitekim Avrupa Birliği ülkeleri Brüksel'den, Avrupa Komisyonu yöneticilerinden tebrikler geldi. Amerika'dan Joe Biden tebrik etti. İşte halk kendi özgür iradesiyle Avrupa Birliği yanında olduğunu göstermiştir dedir. Yani Romanya'da doğal olarak tabii ki Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis olmak üzere diğer yetkililer de Maia Sandu'ya tebriklerini gönderdiler. Ve bu şekilde hani Maia Sandu'nun kazanması Moldova'nın Avrupa Birliği ile bütünleşmesi adına bir önemli bir adım olarak, yeni bir adım olarak da görülmüş oldu. En azından mevcut ilişkilerin devam etmesi adına bir güvence olarak değerlendiriliyor. Bunu belirtmiş olalım. Şimdi geçen hafta bahsetmiştik. Agresif sürücüleri, artık sizi etrafınızda trafik kurallarını hoyratça ihlal eden sürücüleri siz de telefonunuza kaydedip bildirebilirsiniz demiştim. Başladı bu geçen hafta ve şöyle söyleyeyim, 50'ye yakın bildirim gelmiş. hub.mai.gov.ro, bunu geçen hafta da duyurmuştum. Hub diye yazılıyor. Siz de buraya bildirimde bulunabilirsiniz ama belli şartlar var. Hani olayın olduktan en fazla 30 gün geçmiş olacak. Yani olayı tazeliğiyle göndermiş olmanız gerekiyor. Gönderenin neler yapmanız gerekiyor? Gönderenin kimlik bilgileri, siz kendi kimlik bilgilerinizi, çünkü şikayetçinin doğru, sizin kimliğinizin de doğrulanması gerekiyor. Ondan sonra görüntünün klar, net olması gerekiyor. Görüntünün Mai tarafından indirilebilir bir uzantısı olması gerekiyor. Yani indirilemeyen formatlarda değil, ama bunu zaten telefonlar genelde indirilemeyen bir format uzantı üretmiyor. Bunun gibi şeyler var. Ha bir de yani gönderdiğim bilgi doğrudur diye de bir beyanname imzalıyorsunuz ki hani yalan yanlış bir bilgi paylaşmadığınızı, en azından bu konuda birine kastınız, gareziniz varsa da karşı tarafın bunu savunabilmesi adına da bununla ilgili detay bilgileri sitemizde ve bu metin altında da, görüntünün altında da bulabilirsiniz. Bu şekilde gönderebiliyorsunuz. En fazla 30 gün geçmesi gerekiyor. Ne oluyor bu görüntü? Bu görüntüler Mai tarafından, yetkililer tarafından inceleniyor. Görüntüler sahih mi, gerçek mi, doğru mu, ona bakılıyor. Arkasından hata var mı, ona bakılıyor. Hata varsa sonrasında o çekilen görüntüden o aracın içindeki sürücünün kimliği tespit ediliyor. Zaten plakasından kolaylıkla, plaka varsa eğer, kolaylıkla zaten tespit edilebilir ve bu şekilde sürücüye ceza yazılıyor. Bakalım nasıl işleyecek? Yani bu sürecin trafikteki canavarlara, haydutlara, trafik haydutlarına faydası olacak mı? En azından onları durdurabilecek mi? Bakalım medyaya neler yansıyacak, biz de bu konudaki olumlu bir gelişme olursa sizlere iletiriz. Devam edelim. İspanya'daki sel gerçekten çok şaşırtıcı. Çok, ne diyelim, hani tüyler ürperten görüntüler yaşadığı İspanya, özellikle Valencia merkez bundan en çok zarar gördü. 211 ölü, yani az değil. Tabii İspanya, yani Romenlerin en çok bulunduğu İtalya'dan sonra ikinci ülke, hani sayısal anlamda en çok bulunduğu. 22 Romen kayıp idi. Sonra bu Romenlerden halen 4'ü kayıp. 18'ine ulaşıldı ama maalesef 18 Romen'den birinin cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi halen bugün itibariyle 4'ü daha kayıp, ama yani 4'ünden inşallah hepsi
sağ salim bulunur diyelim biz, ama gün geçtikçe, günler ilerledikçe tabii ki canlı bulunma ihtimali de azalmış oluyor. Bunu da kabullenmek, bunu da hesaba katmak gerekiyor. Şimdi İspanya'da bu seçim, bu sel felaketi oldu. Acaba Bükreş bu sel felaketine hazır mı? Nikuşordan Bükreş Belediye Başkanı bir açıklama yapmış ve çok önemli bir şeyin altını çiziyor. Diyor ki Bükreş böyle bir sel felaketine hazır değil. Dolayısıyla hani Valencia'da olan şeyin aynısı Bükreş'te olsa, Bükreş'teki insanlar da, Bükreş'te de yani beklenenin çok üstünden can kaybı yaşanabilir. Dolayısıyla oradan bir çağrı yapıyor aslında. Şunu söylüyor, diyor ki inşaat ruhsatlarında ve inşaat yapımlarında, işte bu hani biliyorsun inşaatın sadece bina dikmek değil, onların tahliyeleri, işte ne bileyim hani belli bir katın üzerine çıkılmaması gibi, hani her sonuçta bu bir şehir ve bölge planlaması işi, ama maalesef kurumların kötüye kullanılması, kurumların işte rüşvet gibi usulsüzlüklerle maalesef bazı şeylere göz yumması sonucu Bükreş'in de böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor ve kurumlara çağrı yapıyor. Diyor ki lütfen göz yumulmasın, bakın yarın öbür gün Bükreş böyle bir felaketle karşılaştığında Valencia'dan daha fazla, hani onu bunu ben söylüyorum, Valencia kadar bir can kaybı, yani beklenenin çok çok üstünde can kaybı olabilir. Dolayısıyla kimse yarın ahtu etmemesi için bugünden kurumların mutlak surette kurallara yani harf harfine uyması, usulsüzlüklere asla göz yummaması gerekiyor diye çok önemli bir uyarı yapmış. Ben de bunu önemsediğim için sizlere aktarmış oldum. Şimdi malzem konu yurt dışından açıldı. Yurt dışındaki ana babası olan çocuklar. Bunu daha önceden gündem yapmıştım. Neden? Çünkü bu Romanya'nın çok önemli problemlerinden birisi. Anne ya da babası, ikisinden biri en az yurt dışında olan çocuk sayısı Romanya'da 500 bin değerli arkadaşlar. Yani 500 bin çocuk az değil. Ya 500 bin çocuğun ya annesi ya babası yurt dışında. Gurbetçi. Tabii neden insanlar gurbetçilik, yani gurbete gidiyorlar? Tabii ki daha iyi şartlarda, daha iyi para kazanmak, çocuğuna, evladına, ailesine daha iyi bir gelecek hazırlamak için. Ama ailelerin, hani yurt dışında annesi ya da babası olan çocukların en çok duyduğu sıkıntı duygusal bağ kopuşu, duygusal kopuş, yani anne baba arasında, çocuk arasındaki duygusal kopuş. Bundan %77, bir araştırma yapılmış, %77 oranında bundan endişe duyuyorlar ve bu gerçekten çok önemli bir problem aslında. Ama tabii ki Romanya içindeki hani kalkınma sorunu çözülemedik sürece de insanlar gurbete çalışmak amacıyla gitmeye de devam ediyorlar ve çocuklar işte ninelere ya da işte başka birilerine teslim edilmiş oluyor ve hem çocuklar için hem de anne babalar için bu önemli bir problem ve sonrasında tedavisi zor, belki travmalara neden oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi gurbetçilerden açıldı konumuz. Cumhurbaşkanı Klaus Johannes onaylamış. Yurt dışında vefat eden, yurt dışında hayatını kaybeden gurbetçi, Rumen gurbetçi, eğer Romanya'ya cenazesinin taşınmasını, Romanya'ya gömülmek istiyorsa, Romanya'ya cenazesinin nakledilmesini istiyorsa, bunu artık devlet üstlenecek. Yani bunu artık vatandaşlar kendi bütçelerinden yapmayacaklar. Ama bir sınırı var. 5000 euroya kadar olan masraflar. Hani diyelim ki Amerika'dan ya da başka bir yerden geliyordur, çok uzak mesafeden geliyordur, ama onlar bile, yani hani toplam masrafları yine nereden baksanız, yani 5000'i bulur bulmaz bakmak lazım. Belki de bulan yerler vardır illaki, ama bir limit getirmişler. 5000 euroya kadar olan masrafları devlet karşılayacak. Dolayısıyla yani yurt dışında ölen gurbetçinin gözü açık gitmeyecek. En azından kendi memleketinde toprağa verilebilecek. Bunu da bu vatandaşların hayrına bir gelişme olarak biz de sizlere aktarmış olalım. Şimdi bir scooter problemi var. Daha önceden de bunu gündem ettim. Bir kez daha gündeme getirmiş olayım. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı komisyonunda bekleyen bir yasa tasarısı var. Daha henüz görüşülmedi, gündeme alınmadı. İşte gündeme alınırsa belki bu konuda bir düzenleme yapılabilir. Nedir o? Scooter dediğimiz, biliyorsunuz böyle hani çocuklarımızın, belki bizim de
gençlerin belki daha çok heves ettiği ve aslında çok da pratik, yani işte gören, hani çok problem de çözen bir araç. Fakat şimdi bu aracı 14 yaşından büyük herkes kullanabiliyor. Kasksız kullanıyorlar. Artı şimdi 14 yaşındaki bir çocuğun o skutura bindiğini düşünün. Hiçbir o yaşına kadar hiçbir trafik deneyimi almamış, hiçbir trafik eğitimi almamış. Ardından efendim sağa dönmek, sola dönmek, kırmızı ışık, yeşil ışık, işte çünkü normal araçların yolunu kullandığı için şimdi hiç bunlardan habersiz bir çocuk bir hevesle efendim böyle bir uygulama üzerinden böyle bir skutura bindiğinde tabii başına tatsız hadiseler geliyor. Şöyle ki Haziran 2023, Haziran 2024 döneminde bir yılda 24 tane vefat var. Hayat, can kaybı var. 24 kişi ölmüş. Az değil. 370-400'e yakın da yaralı var. Bu yaralı sayısı da az değil. Nereden çıkıyor bu yaralı? Ve bu olayların, bu kazaların çoğu da başkent Bükreş'te yaşanıyor. Zaten Bükreş'te hep görüyoruz her tarafta konulmuş o skuterları ve skuterla giden bir yerlere yetişmeye çalışan, hani trafikte gerçekten aralardan böyle araçların arasından geçebiliyor. Ama temel trafik bilgileri olmadan insanların, çocuklarımızın, gençlerimizin skutura binmeleri gerçekten çok tehlikeli. Bunu belirtmiş olalım. Bu konuda bir yasa değişikliğinin olduğunu ve bunun geçmesi durumunda skuterla ilgili ne mesela plaka zorunluluğu var, sonra işte kask zorunluluğu var, artı bir de bir beyanname, bir sigorta zorunluluğu var. Sigorta yapılmadan binilemeyecek. Derken hani biraz zaten birçok Avrupa ülkesinde de skuterlara binmek öyle hem yaygın değil, yaygın olmadığı için karlı değil. Çünkü müeyyideleri fazla. Çünkü insan canı çok önemli. Önemli. Her zaman her yerde önemli. Ama bu bir bilinç meselesi. Maalesef o bir an önce ne diyelim, o ulaştırma komisyonundaki yasanın geçmesini dileyelim biz de. Daha çok çocuklarımızın, gençlerimizin başına yeni kazalar gelmesin diye. Şimdi iyi bir haber daha vereyim. Bu sefer yine yurt dışından vereceğim, İngiltere'den. Cambridge Üniversitesi'nde Roman Dili ve Edebiyatı, Romence bölümü açılıyor. Oxford'da varmış, şimdi Cambridge'de de açılacak. Ve Cambridge Üniversitesi Roma dilleri biliyorsunuz. Romence, eski Roma dilleri, o aynı kökten geldiği için hani o diller, ana bilim dalı etrafında Romence eğitimi de, Romence dili bölümü de bu vesileyle açılmış olacak. Hani bu da Romence'nin İngiltere'de okunması adına ve oradaki Roman öğrencilerin de sayısının, varlığının arttığı anlamına ve Roman dilinin bir üniversitede daha öğretilmesi gerçekten iyi bir şey, güzel bir şey. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi biraz ekonomi gündemine bakalım. Malum Black Friday indirimleri yaklaşıyor ve şimdiden işte internetten karşınızda düşüyor. Ama şunu tartışmaya açmak gerekiyor. Black Friday indirimleri ne kadar gerçek, ne kadar fake, ne kadar sahte? Bu konuda bir yazı okudum. İyi bir analizdi ve güzel bir analizdi. Ben de böyle düşünüyorum. O analizden aktaracağım size. Diyor ki genellikle işte önce bir indirim öncesi fiyatları yükseltiyorlar. Sonrasında indirim günü indirim yaparak Black Friday kampanyasına katılmış oluyorlar ama aslında onlar normal fiyatlarına inmiş oluyor. Yani totalde sizin cebinize bir şey girmiyor. Yani size bir indirim yansımamış oluyor. Görünüşte bir indirim var ama maalesef bu indirim öyle bir indirim değil. Bir de indirimler maalesef çok böyle modası geçmiş, çok sınırlı ürünler üzerine yapıldığı için yani bu Black Friday indirimlerinin böyle çok çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Bir de şuna bakabilirsiniz. Şimdiden almayı düşündüğünüz alet, cihaz, bir şey varsa, elektronik eşya, şimdiden fiyatlarına bakın. Sonra o gün bir daha bakın, karşılaştırın. Yükseltilmiş de sonra mı indirilmiş, aynı fiyata mı gelmiş? Dolayısıyla bugün almakla o gün bindirilip indirildikten sonra almak arasında belki bugün almak belki daha karlı da olabilir. Dolayısıyla bu konuda daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuda daha Batı ülkelerinde bunlar biraz daha ne diyeyim, daha kurallarına uygun ve daha dürüstçe yapılırken maalesef Romanya'da bu türlü hani haksız rekabet mi diyelim, müşteriyi aldatmaya yönelik hareket mi diyelim, maalesef birazcık insafsızca kullanıyorlar bu indirimleri. Bir başka ekonomi gündemi şöyle bir şey aktarayım. Japonya, Romanya'da yenilenebilir enerji yatırımları yapmayı planlıyormuş. Ama bu hemen bugünden yarına değil. Çünkü Japonya'da yayınlanan bir haber bu. Hatta yakınlarda Romanya'ya gelecek bir heyet var. Bu heyete işte Japonya'nın önemli teknoloji
Hitachi gibi teknoloji, başka da vardı şimdi adın aklımda kalmadı. Teknoloji firmalarının temsilcileri de bu heyete dahil olacakmış. Gelip Romanya'da görüşmeler yapacaklar. Acaba neler yapabiliriz? Tabi bunun bir Romanya'da yatırıma bakan tarafı var ama aslında bir başka olayın daha farklı bir tarafı var ki o da biraz uluslararası siyasi boyutu bakıyor. O da şu, Japonya bu vesileyle Ukrayna'ya yardımda bulunmak istiyor. Ukrayna'ya ekonomik anlamda destekte bulunmak istiyor ve Romanya'da ürettiği yenilenebilir enerjiden Ukrayna'ya destek olmak istiyor. Hani savaştan ekonomisi etkilendiği için bu vesileyle hani Ukrayna'ya nasıl destek olabilirim? Hem Romanya'da böyle bir girişim yapalım, hem oradaki insanlar da istifade etsin. Orada işte hani bir şey dönsün ve iş imkanı oluşsun. Hem de oradan Ukrayna'ya biz bu yardımı, bu jesti yapalım demişler. Gündemimize bitirirken Azeri fenomen ver Davut Akunzade idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Romanya'yı gezmiş galiba 15-20 gün kadar kalmış videolar çekmiş. Sonra Facebook'tan bir teşekkür mesajı yayınlamış ve 1 milyon takipçisi var 15 bin beğeni almış. Tabi teşekkür kime teşekkür etmiş? Roman halkının ev sahipliğine teşekkür etmiş. Gerçekten öyledir. Roman milleti de ya Türkler gibi çok ev sahibidir. Çok konukseverdir, misafirperverdir. Çok böyle hızlıca çabucak kaynaşır. Elindekini mutlaka ikram etmek ister. O da tabii bu Roman misafirperverliğine hayran kalmış ve bu tür insanların bu türlü Romanya'yı gezdikten sonra bu türlü paylaşımları tabii Romanya'nın tanıtılmasına önemli bir fayda sağlamış getirmiş oluyor. Hava durumuyla devam edelim. Dün belki çok güzel bir hava yaşadınız, çok güzel bir atmosfer yaşadınız, pazar gününü çok güzel geçirdiniz ama bugün itibariyle hava sıcaklıkları birden düştü. Nitekim cumartesi günü de zaten bazı bölgelerde sert rüzgarlar da esmişti. Dolayısıyla şunu diyeceğim, bugünlerde hava böyle bazı günler sıcak olacak, bazı günler ani düşüşler yaşanacak. Dolayısıyla evet mevsim normallerinin üzerinde olacak ama ani hava değişimlerine de dikkat etmeniz gerekiyor ki bu hava değişimlerinde hastalanmamak için hazırlıklı olmak, tedbirli olmak gerekiyor. Bültenimizi burada sonlandıralım. Güncel gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yayını beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.